Merhaba sevgili Feygocalar. Dark Souls'un yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Artık Dark Souls haftada 2'ye çıktı ve bu biraz benim işimi zorlaştırıyor gibi. Çünkü önceden biraz kör bir şekilde oynuyordum. Artık kör şekilde oynamıyorum çünkü bu karakter dışında başka karakterlerim var ve o karakterlerle bayağı ilerledim. Yani bu aslında hem iyi hem kötü bir şey. İyi yanı gideceğim yerleri biliyorum. O yüzden şey yapmıyorum, yani bölümü izlerken bölümde fazla takılmıyorum, aynı yerlerde bocalamıyorum. Kötü yanı da şu, biraz benim için olayların sürprizini kaçırıyor. Ama bu yeterli bir karşılık, yani şey yapmaya değer, alınmaya değer bir risk diyelim. Neyse arkadaşlar, en son geçen bölümde neler olmuştu onu bir konuşalım. Geçen bölümün başlarında derinliklerde bir tane ejderle savaştık. Bu oyunda ejder ve ejderhalar arasında fark var. Gaping Dragon denilen bir aç gözlü bir ejderha ile savaştık. Yani kendisi o kadar yemeğe düşkün ki kocaman bir ağza dönüşmüş. Aslında ağızdan çok başka bir şeye benziyordu. Voleybol, evet, voleybola benziyordu. Derinliklerden çıktıktan sonra arkadaşlar bize tanıdık olan bir yere geldik. Burası da Namefta Hapishanesi. Undead Asylum olarak geçiyordu galiba. Namefta Hapishanesi'ne geri vardık ve buradaki olayları halledeceğiz bu bölüm. Umarım hızlı bir şekilde hallederiz. Yani canımı sıkan bazı olaylar var. Yani ben kanala bu kadar emek veriyorum, uğraşıyorum, kaliteli bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Halen daha küçücük çocuklar geliyor. İşte çok konuşma, şerefsiz şeyler falan büyük yazılmış. Yani saçma sapan kanalları izliyorlar ve ailelerinden herhangi bir terbiye almamışlar. Yani ben bu yaşımda onlara terbiye veremem. Yani ben zamanı geldiği zaman sizlere öğütler vermeye falan çalışıyorum ama siz zaten kaliteli insanlarsınız ama yani 11-12 yaşındaki sokak argosuyla, sokak raconuyla konuşan bir çocukla da muhatap olmak istemiyorum açıkçası. Beni gerçekten yoruyorlar. Ne diyeyim bilemiyorum yani. Neyse arkadaşlar, muhabbeti fazla uzatmayacağım. Ve Dark Souls'a kaldığım yerden devam edeceğim. En son buradaki bonfire'a oturmuştum. Ben bir demirciye git gel yaptım ekran dışındayken. Ve Hollow olan abladan da şey almıştım. Altın çam reçinesinin ateş veren halini almıştım arkadaşlar. Tanesi 500'ü alabilirsiniz. Çünkü buradaki boss ateşe ve elektriğe karşı zayıf. Bunlara ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Neyse, lafı fazla uzatmadan ilerleyeceğim. Geçen bölümde hiç beklenmedik bir yerde ölmüştük. Oradan ilerledikten sonra şey yapacağız, yani boss'la savaşacağız. Ve hapishaneden kurtulacağız. Ondan sonra daha fena yerlere gideceğiz. Merak etmeyin, daha fena boss'larla savaşacağız. Burada Oscar'la savaşmıştık. Oscar hakkında da bir şeyler demiştim diye hatırlıyorum. Neyse, uzatmadan yola devam edelim arkadaşlar. Hemen yukarı doğru çıkıyorum. Burada bir tane daha undead var. Namefta diye çevirmişler. Yani bence güzel bir çeviri olmuş Namefta demek undead'lere. Yani buradan gerçekten çeviren arkadaşların ellerine sağlık. Bayağı bir emek vermişler Dark Souls'u çevirmek için. Şuradaki undead'in de işini bitiriyorum arkadaşlar. Burayı hatırlıyor musunuz? Buradan boss'la savaşmıştık. Aslında bu boss oyunun en başlarında görebildiğiniz bir boss. Oyunun en başında kendi hücremizden çıktığımız zaman, sol tarafımıza baktığımız zaman o boss'u görebiliyoruz. Daha yakından göreceğiz ve onunla savaşacağız. En son şu elemanlarla savaşmıştım ve bunları yenememiştim. Aslında ben Debs'ten şey almıştım, büyük alataş almıştım. Büyük alataşı demirciye verdiğimiz zaman demirci silahlarımızı yanlış hatırlamıyorsam artı 10'a ya da 14'e kadar kasabiliyordu. Çıkartabiliyordu arkadaşlar. Şuradan batı anahtarını da kullandım. Ben şey yapmaya karar verdim. Yani silahıma ne ateş basacağım, ne büyü basacağım, ne işte kutsallık falan basacağım. Dediğim gibi sadece silahın artısını arttıracağım. Çünkü artısını arttırdığım zaman dexterity'den daha çok bonus alıyor. Yani bu benim için daha kullanışlı olacak arkadaşlar. En azından benim hırsız karakterim için kullanışlı. Bütün karakterler için aynısını söyleyemem. Oyunun başında ulaşamadığımız bir ruh vardı. Şu an ona ulaşıyoruz arkadaşlar. Paslı demir yüzük. Paslı demir yüzük ne işe yarıyor arkadaşlar? Kötü mekanlarda dengemizi sağlamamıza yarıyor. Mesela denizin sulak bir alandan yürüyoruz veya bir bataklıktan yürüyoruz. Oralarda normalde karakterimiz bayağı yavaş yürür. Paslı demir yüzüğü taktığımız zaman karakterimiz daha rahat bir şekilde yürüyor.
Burada da işlerimizi hallettik. Şimdi ilerleyeceğiz arkadaşlar. Buradan bir çıkalım ve artık boss'la yüzleşmenin zamanı geldi. Beklenilen an geldi. Yani ben bu boss'u kesinlikle ilk denemede yenemiyorum. Beni bayağı uğraştırıyor. Aslında tanıdık bir boss'a benziyor. Söyleyeyim, ilk boss'a benzeyen bir boss. Bu arada demirciden eşyalarımı tamir etmek için, eşyalarımı bonfire'da tamir etmek için bir şey aldım. Eşya aldım, bir kutu aldım. Hemen şuradaki undead'leri de kesip beni rahatsız etmesinler diye boss'la savaşmaya hazır olacağım arkadaşlar. Bir tane de burada var. Bu da bana saldırıyor, musallat oluyor. Bonfire'da dinlenmeme gerek yok. Zaten o bonfire'da kayıtlıyım. Şu an boss nerede? Evet, günün sorusu boss nerede? Aslında boss çok yakın bir yerde, yerin altında. Evet. Yani şuradan düştüğümüz zaman biraz trolleyeceğim. Ah be. Evet, karşımızda boss. Başıboş iblis. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt büyülü hasal. Ah, öldük abi ya. İlk denemede öldük. Üzgünüm arkadaşlar. Gerçekten üzgünüm. Yani zaten bu boss'la savaşmadan önce bir düşüş etkisi, düşüş hasarı yiyorsunuz. Ardından bir de büyülü hasarlar veriyor. O yüzden yani benim için biraz zorlu. Yani çok kolay bir boss olduğunu söyleyemeyeceğim sizlere arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden bir kere daha boss'la savaşmaya gideceğim. Yani ulaşması kolay. Bir undead'ler eksikti, anasını satayım. Evet, boss'un arkasına geçtim. Silahıma bir şeyler basabilirsem veya bir pot kullanayım başta. Kalkan takmalıydım ya, kalkansız çok zor. Fire basayım mı? Bastım abi. Potum da var. Uçuyor. Uçarken dikkat edin, yere yapışıyor. Yani önceki boss'a tamamen benziyor ama önceki boss değil arkadaşlar. Onun yerine büyülü hasar falan veriyor bu. Bir yerleri patlatarak. Arkasına geçip vuracağım. Bir pot içiyorum arkadaşlar. Yani kesmek kolay olmayacak. Ben büyücü karakterimle zar zor kesmiştim. Bununla bayağı uğraştıracak sanırım. Hayda hocam, bu ne ya? Bu ne abi ya? Ana ağlatıyor, yemin ediyorum ana ağlatıyor. O zaman şu ya, kalkanı da taşıyamıyorum ki şeyin yanında, katananın yanında kalkanı taşıyabilsem. Kalkan büyüye karşı resistance veriyor. Oscar'ın kalkanı, bir bakayım taşıyabiliyor muyum? Neredeydi abi? Düşmedi mi o? Armalı kalkandı galiba, evet. Aa, evet, taşıyabiliyorum. Bu biraz işimizi kolaylaştıracak arkadaşlar. Armalı kalkan iyidir. Şimdi direkt bir kez daha atlamayı deneyeceğim. Direkt aşağı düştük. Kötü. Selamünaleyküm kardeş. Ay, bir hollow'u eksikti. Anasını sattı mı çocuğunu? Ateş bas. Çekil, önünde durma, önünde durma. Pot kullan. Çekil abi. Ortalardan bir yerden büyülü bir damage koyuyor. Uçtu abi, uçsun. Silahımı artı basamamam gerçekten kötü oldu. Alataşı demirciye vermeliydim. Abi bir sinek darlıyor, sinek darlıyor şu an. Ben sinek yüzünden bu oyunda öldüğümü bilirim be. Sinek yüzünden bu oyunda... Bak, ışığa kondu, psikolojimi bozuyor şu an. Abi diyecek bir şeyim yok. Kaç kaç kaç. Boss'la savaşıyorum abi. Bunu yenmem lazım. Halen daha düşüyor. Damage koyuyor abi. Çok sıkıntı ya. Çok sıkıntı. Evet, damage geliyor arkadaşlar. Bu damage'den kaçınmamız lazım. Umarım silahımın buff'ı gitmeden şunu yenebilirim. Evet, fire damage'i de suratına koyduk. Biraz daha vurmaya gidiyorum. Uçtu uçtu uçtu. Kaç. Oo, damage ne? O damage ne? O damage ne? Pot iç pot iç pot iç. Kaç. Abi bu ne ya? Yapma ya, yapma ya. Git be, git be, git be aptal hayvan, git. Öldüreceğim ya. Evet arkadaşlar, bir kez daha deneyeceğim. Yapacak bir şey yok. Ya yeneceğim ya da o beni halledecek. Direkt aşağı yapışıyoruz ve karşımızda. Hemen arkasına geçebilirsem çok iyi olacak.
Potiç abi. Of, hollowlar da geliyor. Arkasına geç, arkasına geç. Ateş bas. Vur abi, vur. Vur vurabildiğin kadar. Fire'dan da canı gidiyor. Arkasına geçeceğiz tekrardan. Bu sefer yeneceğim ya. Bu sefer yenmek istiyorum. Yine yaktık. Arkasına doğru geçiyorum. Abi uçma artık. Ne olur uçma. Hayvani damage koyuyor. Çok güçlü bu hali ya. Hali değil de bu zaten başka bir form. Vurabildiğim kadar vurdum arkadaşlar. Arkasındayım. Of. Kalkan sağ olsun beni bayağı koruyor. Kaç abi, kaç. Hazır fire varken vuralım. Of, o damage yememeliydim. O damage yememeliydim. Arkasına geç. Abi öleceğiz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya abi üstünden patlatmak nedir ya? Deliriyorum ya. Deliriyorum abi. Bu ne ya? Böyle bir boss yok abi. Böyle bir boss yok ya. Yemin ediyorum böyle bir boss yok. Bir de bölüm başlarında beni direkt mefta edip şey yapıyorlar. Demoralize ediyorlar beni şerefsizler ya. Yine gidiyorum. Damage'i yedik zaten abi. Damage'i verdin. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Elektrik basacağım. Bas abi elektriğe. Fire bitti. Potumuzu içelim. Hemen arkasına geçiyorum. Hemen arkasına geçiyorum. Kalkan sağ olsun korudu. Biraz daha vur. Hayır. Kaç lan, ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Bırak geri vursun. Tamam, o sırada ben pot içeceğim iki tane. Bir. Tamam, bir tane de yetermiş. Tek kılıçla da vur abi, tek elle. Arkasına geç hemen. Kaç. Vur. Yapacağız hadi. Çok kötü bir yerdeyim. Çok kötü bir yerdeyim. Ben dedim. Ben dedim arkadaşlar size. Arkasına geçmemiz lazım. Potiç abi. Vurma zamanı. Biraz daha vurursak, bir 2-3 kere daha vurursam biter. Şu an biter. Bitti abi. Bitti. Oh be, sonunda abi gerçekten uğraştırdı ya. Gerçekten uğraştırdı yani, bir keçi boynuzlu şeytan kadar olmadı ama ona yakın uğraştırdı. İnsaniyet, eve dönüş kemiği ve senit plakasını aldım. Lakin maceramız şu an sonlanmıyor. Kalkanımı değiştiriyorum. Bunu takamıyormuşum. Başka bir kalkan takayım abi. Şövalye kalkanı takıyorum. Ve buradan çıkıyorum arkadaşlar. Başıboş iblisi yendik. Kolay olmadı. Gerçekten hiç kolay olmadı. İlerlemeye devam edeceğim. Çünkü yapacak şeylerimiz henüz bitmedi. Önümüzde bir kara şövalye duruyor. Artık kara şövalyelere aşina olsak iyi olur. Gel koçum. Evet. Bunları hep peri yapacaksınız arkadaşlar. Bunların olayı bu. Perileyin ve keyfinize bakın. İkinci peri. Bir tane daha peri attım mı kara şövalyenin işi biter arkadaşlar. Yani saldırıları okunabilir. Küçümsemek istemiyorum rakibimi ama periyle kolayca yenebilirsiniz. Abi halen daha sinek geliyor. Sinek geliyor ya. Vallahi öldüreceğim hayvanı ya. Abi sinek darladı resmen. Zır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 
ekranda dolaşıyor, deliriyorum. Arkadaşlar nasıl bir bölüm oldu bilmiyorum ama bölüm boyunca sinek beni trolledi ya. Gerçekten adam ekrana konuyor, ışığa konuyor, trollüyor, bölümü mahvetti ya.
Kusura bakmayın arkadaşlar, gerçekten ya bölümü iki kere bölmek zorunda kaldım. Bu arada kendi hücremize girdik, yani konuşma fırsatı da yakalayamadım. Konsantrasyonum dağıldı. Ne konsantravestim. Oha sus artık. Neyse, kendi hücremize girdik arkadaşlar. Kendi hücremize tuhaf bebek denilen bir şey bulduk. Yani eşyanın açıklamasına bakacak olursak, bakalım arkadaşlar ne yazıyormuş. Garip bir elbisesi olan garip bir oyuncak bebek, bir zamanlar bu dünyada yeri olmayan ve nefret edilen bir şey vardı. O bu dünyadan soğuk ve ücra bir boyanmış dünyaya doğru çekilirken bu bebeğe sıkıca sarılmıştı. Ya şimdi Dark Souls serilerinde boyanmış dünya terimini, boyanmış dünya olayını çok duyacağız. Lakin bu videoda bundan ne yazık ki bahsedemem. İlerleyen videolarda boyanmış dünyayı göreceğiz arkadaşlar. Şu an sadece tuhaf bebek aldık. İleride bunu açıklayacağım ve bu yüzden de hapishanedeki işimiz bitti. Şu an buradan çıkacağım. Yani başlarken şu sağ tarafınıza baktığınız zaman boss'u görebilirdiniz. Tuhaf bebekle bayağı ileride ilgileneceğiz arkadaşlar. Şu an değil, henüz değil. Hapishaneye de bunun için gelmiştik. Bu boss opsiyonel bir boss'tu. Bununla savaşma zorunluluğunuz yoktu. Ama ben yine de savaştım. Şimdi artık buradaki işlerin bittiğine göre sıradaki destinasyonumuza gidebiliriz arkadaşlar. Bir undead bizi karşılıyor. Selamünaleyküm hocam, görüşürüz. Şu an yapılacaklar listemde şunlar var arkadaşlar. Bir sonraki bölgeye gitmek. Ondan sonra da şey yapmak. Büyük ala taşı demirciye vermek. Demircinin adını hep unutuyorum. Demirciye verdiğimiz zaman da Uchigatana'yı biraz olsun güçlendirebiliriz. Eğer siz de artı 10 falan basmaya çalışıyorsanız derinliklerdeki slime'lardan, Türkçesi nedir bilmiyorum, slime'ları keserek titaniti düşürebilirsiniz. O özel titanitlerle birlikte, titanit külçesiydi galiba. O özel titanitlerle birlikte silahınızı artı 5'in ilerisine kasabilirsiniz arkadaşlar. Hapishanedeki işim bitti. Şimdi buradan gidiyorum. Top gibi kıvrılıyorum. Bir daha çok beklememize gerek yok. Artık yeni yerlere gideceğiz. Yeni bosslarla savaşacağız. Ve hikayede yeni gelişmeler olacak tabii ki de arkadaşlar. Yani her karakterimde farklı bir şey deniyorum. Lautrec'i öldürmedim bir karakterimde. Ve bana bir şey sundu işte. Bilmem ne ruh karşılığında sana ipucu vereyim mi falan dedi. Tabii ben de kabul etmedim. O kadar ruh vermek istemedim ama yani oyundaki gelişmeler falan güzel oluyor. Yani siz her bir şey yaptığınız zaman NPC'ler de boş durmuyor. Onlar da kafalarına göre bir şeyler yapıyor. Buradan aşağı düştüm. Bayağı bir damage yedim. İyi ki ölmedim. Potumu içiyorum arkadaşlar. İlk olarak demirciye gideceğim. Ardından sıradaki yerlere gideceğim. Şimdi bu sulu bölgede bir horlama sesi duyuyoruz. Burada bir şey uyuyor. Yani ben bunu bayağı bir araştırdım. Buralarda bir şey yok. Lakin belki oyunun ilerleyen kademelerinde burada uyanan şeyi görebiliriz. Şu sıralar gerçekten konuşamıyorum. Evet. Şimdi buradan çıkacağım arkadaşlar ve gideceğim en yakın bonfire'da bir iyileştireyim kendime ve checkpoint'imi orası yapayım. Çünkü kimse bir daha hapishaneden başlamak istemez. Demirci abiye gideceğim. Bu eleman ne diyor? Seninle de konuşalım. O yüzün gerçekten kof olmuşsun ama kim bilir, belki koflaşmak daha iyidir. Aynı şeyleri mi diyorsun, boş mu yapacaksın? İnsanlığa kavuşmak pekala, bunun birkaç yolu var. Cesetlerden biraz toplarsın ya da rahibin birini ikna edip kendini çağırtabilirsin. Ve en hızlı yol, gerçi ben yapmam ama, sağlıklı bir Namefta'yı öldürerek insaniyetini yağmalamak. Komşuya imrenmek insanın doğasında var sonuçta. Peki. Daha önemli bir şey demeyeceksen neye bakıyorsun sen? Zekice bir şey yapmaya kalkışma, sonra pişman olursun diyor. Ulan WS'ye girsek seni alırım da neyse. Otur orada takıl. Bir önceki bölümde arkadaşlar buradaki Petlus arkadaşımızın misafirleri gelmişti. Şu an o misafirler gitmiş gibi gözüküyor. Ama sorun şu ki nereye gittiler? Aa o gene mi sen? Ben mi? Hanımefendiden ayrı düştüm. Bir oraya bir buraya koşturup durdum ama hiçbir yerde yok. Nereye gitmiş olabilir? Hanımefendi, sizi koruyacağıma canımın üstüne yemin ettiğimi düşünmek... Abi hanımefendiye sahip çıkamamışsın, halen daha konuşuyorsun boş boş ya. Bu arada level atlasam... Neyse, bir sonraki bonfire'da level de atlarım arkadaşlar. Hemen asansörü kullanarak buradan ayrılıyorum. Sıradaki bonfire'a gideceğim. Kamerada yüzüm biraz kırmızı gözüküyor. Bu neden oluyor bilmiyorum. Ama kusura bakmayın arkadaşlar, kötü gözüküyorsa. Buradan ilerleyeceğim. Bizim demirci emmeye gideceğim. İlk gördüğümde gerçekten aşık olmuştum. Beni kendisine aşık etmişti.
Evet, kiliseye tekrardan vardık arkadaşlar ve buradan direkt dümdüz demirciye yardırıyorum. Demirci ile yapmam gereken şeyler var. İlk olarak silahıma artı basacağım. Ya yani zırhıma şu an pek artı basmadım. Gerek duymadım. Yani zırhıma artı basmadan da bayağı ilerledim. Bu arada arkamdan topuğuma sıktılar. Yardıralım abi. Demirci Bey'in yanına gideceğim. İlk olarak Bonfire'da birazcık level atlayabilirim. Gücümü arttırsam mı arttırmasam mı bilmiyorum. Dayanıklılığımı bir seviye arttırdım. Gücümü de bir seviye arttırdım. Daha iyi kalkanlar, zırhlar falan takabilmek için. 19'a 15. Daha da yani maksimum 16 yaparım. Gücümü daha da arttırmam arkadaşlar. Hemen buradan ilerleyelim. Ruhum kalmadı be. Biraz ruha ihtiyacım olacak. Bunun için de isimsiz bir askerin büyük ruhunu kullanacağım arkadaşlar. 3 tane kullansam benim için yeterli olacaktır. İlk kullandım 1000 verdi, sonra 2000 verdi, bir kere daha kullandım 3000 verdi. Güzel. İnsaniyeti kullanmamak için onu eşyalarımdan çıkartıyorum. Ve demirci emmi ile konuşacağım şimdi. Alataşı ona verelim. Aa vay, elinde güzel bir alataş var. Onunla muazzam silahlar dövebilirdim. Neden bana ödünç vermiyorsun? Tamam. Şahane. Hayal kırıklığına uğramayacaksın. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Evet, ekipmanı değiştir tuşuna bastığımızda arkadaşlar Uchigatana'yı artı 6'ya basabiliyoruz artık. Artı 6'ya bastım. Ondan sonra normal silah geliştirirmişçesine Uchigatana'yı geliştirebiliriz. Ama bunun için büyük titanik parçası lazım. Büyük titanik parçalarını da Lağım'dan, şu an bizim bildiğimiz kadarıyla Lağım'daki slime'lardan düşürebilirsiniz. Ben video arasında slime'lardan şey düşüreceğim. Büyük titanik parçası düşürerek Uchigatana'mı güçlendireceğim arkadaşlar. Silah her şey demektir ve yanlış anlamadıysam çoğu insan silahlarına göre build'ler yapıyor oyunda. Yani klasların pek bir özelliği olmuyor açıkçası. Tamam. Şimdi buradaki işimizi hallettiğimize göre hızlı bir şekilde sıradaki rotamıza gidelim. Sıradaki rotamıza ulaşmak için Haven'ın kalesine gitmemiz gerekiyor. Uzun bir yolculuk olacak. Hızlıca yardıracağım. Arkadaşlar oraya beni rahatsız edecek kişileri hemen keseyim. Görüşürüz abi. Sana da bir görüşürüz. Sana da bir elveda. Evet. Haven'ın kulesine gideceğiz arkadaşlar. Daha önceden videoda oraya gitmedim galiba. Haven'ın kulesinde bir yere açılan bir kapı vardı. O kapının ardındakileri görmemiz gerekecek arkadaşlar. Hocam selamlar. Ölür müsün? Teşekkür ederim. Öl lan. Tamam. Bunları kestik. İlerlememize devam edelim arkadaşlar. Umarım bizi darlamazlar. Şuradan artık hızlandıracağım biraz. Yani düşmanlarla oyalanacak vaktim yok. Hemen buradan atlayacağım. Bir kere daha atlıyorum. Dodge'ladık. İlerlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Direkt sıradaki bonfire'a doğru gidiyorum. Haven'ın kulesi yakındır. Arkamızdan damage yedik. Olsun. Bizi yıkamazlar. Şuradaki bonfire'da dinlenebiliyor muyum? Evet, dinlenebiliyorum. Bonfire'da dinlendim arkadaşlar. Bunları dövmek zorunda kalacağım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Tamam. Uchigatana gerçekten güzel bir silah ama daha iyi silahlar çıkarsa, yani güzel dexterity silahları çıkarsa onları da kullanabilirim belki. Ama şu anlık Uchigatana işimi görüyor arkadaşlar. Ah, kesemedim. Tamam. Şimdi gerisin geri Haven'ın kulesine doğru yardırıyorum. Biraz uzun sürdü oraya gitmem. Haven'ın kulesinin arkasındaki yere gideceğim ve oradaki görevimi tamamladığım zaman bölümü bitirmiş olacağım arkadaşlar. Yani dediğim gibi, bölümün başında dediğim gibi, haftada ikiye çıkması biraz benim işimi zorlaştırdı. Çünkü önceden oynamam gerekiyor. Gideceğim yerleri görmem gerekiyor. Yoksa kör bir şekilde oynayamam. Yukarıdaki headshotçılar var. Aklıma hep Samsun'da şey geliyor. Bir tane şey varmış. Rastgele millete sniperlayan bir şey varmış. Suikastçı. Aklıma o geliyor bu adamları görünce. Neyse. Burada küçük bir kertenkele var. Onu kesersek parıldayan titanit düşüyor. Kesebilir miyim? Kestim. Aa, büyük titanit parçası da düşürdüm bu. Gerçekten çok güzel oldu. Silahıma biraz daha artı basabilirim. Sonra direkt Haven'ın kulesinden ilerliyorum arkadaşlar. Şuradaki eleman beni darlamasın diye hemen bunu da öldürüyorum. Buradan ilerlemeye devam edelim. Havel'ı yenmiştik. Ben kurt yüzüğü takmıştım. Aslında kurt yüzüğü daha iyi. Yani halen daha hızlıyım. Hızımı arttırması için Havel'ın şeyini takmama gerek yok.
Bu eşyalarla da gayet iyi iş çıkartırım arkadaşlar. İlerlemeye devam ediyorum. Karakök bahçesine gideceğiz. Ne Karakök mü? Ya şu espriyi yapma, tamam mı dostum? Evet. Açık bir kapı var. İlk olarak en yakındaki bonfire'ı bulmamız gerekecek hızlı bir şekilde arkadaşlar. Karakök havzasıymış. Özür dilerim. Bonfire'ımız hemen şuralarda, sizi ona götüreceğim. Şimdi burada biraz durunca duralım. Neler olduğunu görelim. Biraz ilerledik diyelim böyle. Hiçbir şey bilmiyoruz. Burada kristal golemler var. Bunlarla istiyorsanız savaşabilirsiniz. Hidro pompa geliyor arkadaşlar. Hidro pompa nojutsu geliyor aniden. Ya bu hidro pompalar bunu bir şey atıyor. Neden atıyor bilmiyorum. Ama boss'umuz o. Mavi titanit külçesi aldım. Bu silahlara ne basmayı yarıyor gerçekten bilmiyorum. Şurada bir ruh buluyoruz. İsimsiz bir askerin büyük ruhunu buluyorum arkadaşlar. Golemlere karışmayacağım şimdilik. Golemlerden daha öte tehlikeler var bizim için. Hızlı bir şekilde yardıracağım. Burası aslında Karakök bahçesinden Karakök havzasına hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Lakin ben böyle bir yol tercih ettim. Buradan yukarı çıkınca Karakök diye isim geliyor. Karakök bahçesine gidiyorsunuz. Ben havzaya gideceğim. Yani havza bölgesindeyim halen daha. Buradan aşağı inmem yeterli olacak. Bonfire'ı bulmam için. Bonfire'ı aldığım yer şeye bağlanıyor arkadaşlar. Ejder Vadisi denilen bir yere bağlanıyor. Ben ejderleri gördüğüm an direkt uzaklaşmıştım. Aman hocam. Peri yapamadım halen daha. Vuracağım mı? Pot içeyim de ondan sonra darla, tamam. Hayda. Hayda. Peri yapacağım oğlum, dur. Al bakalım. Tamam, bir periye daha ölürsün. O sırada ben pot içeyim. Hayda hocam. Tamam. Yenemiyorduk ya, ölüyorduk. Evet. Şövalyenin işini bitirdik. Güzel bir eşya düşmeyecek büyük ihtimalle. Çünkü ruhum yok. Yani ne kadar humanity ile dolaşırsanız o kadar item düşürme ihtimaliniz artar arkadaşlar. Ne yazık ki benim üzerimde kullanabileceğim humanity yok. Yani kullanmayacağım ekstra bir şey için, lazım oluyorlar. Bonfire'ımız burada arkadaşlar. Bonfire'a oturuyorum. Mesela Bonfire'dan daha çok pot almamız için şu an humanity kullanmam gerekecek. İki tane humanity kullanacağım. Çift insaniyet kullanıyorum hemen. Bir tane çift insaniyet kullandım. Sıradaki iş ilk olarak canlanmak. Özür dilerim. İlk olarak kofluktan kurtulmak. Ardından ateşi canlandırmak olacak arkadaşlar. Ondan sonra boss'la savaşmaya gideceğiz. Ateşi de canlandırıyorum. Güzel. Tekrardan Loki halimize, insan halimize geri döndük. Evet, ilk olarak bir ejder vadisine göz atmakta fayda var. Yani neyle karşı karşıyayız ileride. Yani benim ilerlemeye cesaretim olmamıştı pek. İlk olarak manivelayı çekiyorum arkadaşlar. Manivelayı çektim. Ve şu an asansör gelecek önümüze. Bu asansörle ejder vadisine gidebiliyoruz. Bir göz atacağım ya. Ben yenebilir miyiz acaba? Yani çok kaybedecek bir şeyim de yok aslında. Yani bir 6000 ruhum var. Onu da kaybedeyim abi, ne olacak yani. Bakalım ejderler nasıl bir tehlike, onu çok merak ediyorum. Çok mu güçlüler? Evet, hızlı bir şekilde aşağı doğru düşüyoruz. Aslında Ejder Vadisi yanlış hatırlamıyorsam Firelink Shrine'a bağlanıyor. Ateş Bağı Tapınağı'na bağlanıyor. Evet, ve Ejder Vadisi'ne vardık arkadaşlar. Direkt bir tane ejder var. Kesebilir miyiz acaba ya? Lightning atıyor. Abi bu nedir? Hayda hocam. Adam lightning püskürtüyor abi. Biz bunu yenemeyiz. Kaçıyorum. Yapacak bir şey yok abi. Adamlar çok ananı. Gidemiyor muyum? Kaç 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 kaç. Bu yaşımda ejderlerle uğraşamam ya. Ejderhanı nasıl eğitirsin? Ben eğitemem kardeşim. Üzgünüm. Hemen kaçıyorum arkadaşlar. Şu an bizim seviyemizde değiller yani. Şu an onlarla savaşamayız. Biz Karakök havzasındaki questimizi halledelim. Görevimizi halledelim. Ondan sonra keyfimize bakalım. Silahıma fazladan birkaç artı bassaydım daha iyi olabilirdi.
Şu an oradaki boss'u göreceksiniz. Boss'a doğru gidiyorum. İlk olarak kristal golemleri halletmem gerekecek. Ondan sonra boss'la savaşacağım ve bölümü bitireceğim arkadaşlar. Tekrardan bonfire'a oturdum. Çok önemli bir eşya var. Onu da alsam çok iyi olacak arkadaşlar. Stamina konusunda oldukça yardımcı olan bir eşya. Hemen şurada. Çimen armalı kalkan arkadaşlar. Bu kalkanı kullanmasanız bile, yani takmasanız bile, item olarak üzerinizde taşıdığınız zaman staminanız çok hızlı bir şekilde artıyor. Yani çok hızlı değil de iyi bir şekilde artıyor yani. O yüzden kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer çok stamina tüketen bir karakterseniz, yani güzel bir olay. İlerleyelim arkadaşlar. Golemlerle savaşalım ve kendimize gelelim. Bir sürü golemle savaşacağız. Ardından buranın boss'unu halledeceğiz dediğim gibi ve bölüm bitecek. Lakin boss'tan sonra da önemli olaylar olacak bence, evet. 4-5 tane golem var zaten. Bu golemler birisi tarafından, altı gözlü büyücüleri yollayan birisi tarafından yollanmış. Bunları yollayan kişi tamamen delirmiş ve bakireleri kaçırarak bakireler üzerinde deneyler yapıyor arkadaşlar. Golemler de bakireleri içine hapsediyorlar. Şimdilik bunları söyleyebilirim. Bu bilgiyi verebilirim sizlere. Şu golemi keselim. Of, güzel damage yedik, kabul ediyorum. Evet, birinci golemin işini bitirdim. Item düşmedi. Bir tanesi daha koşturarak bize geliyor. Kaçamıyorum. Oradan hidropompa gelmeye devam ediyor. Abi bu ne vuruş ya? Fenalar. 4 vuruşta işlerini bitiriyorum. Diğer karakterimle 2 vuruşta işlerini bitiriyordum. Olsun, bu da iyidir. Burada bir tane daha var. Şunun kafasına bir vuruş yapabilir miyim acaba? Aa, yapamadım, kaçtı. Düşmanlar akıllı ya. O kristalleri al. Ooo, sular gelmeye devam ediyor. Ya işin iyi yanı, sular golemlere de vuruyor. O yüzden biraz şanslı oluyoruz. Bir tane daha golem var. Evet, boss'u gördük. Boss'u gördük. Abi fena vuruyor. Gerçekten fena vuruyor. Şuradaki golemi de hallettiğim zaman golem tehlikesini geride bırakmış olacağız. Yandan of anam. Oy baboy. Abi bu nedir? Köyümde su Pokemon'u istemiyorum bro. Kaçalım abi. Sulardan ölebiliriz yani. Bu kadar da erken ölmek istemiyorum şu an. Köşede bir yerde direkt şeyimizi kullanalım. Estus'umuzu kullanalım ve boss'la savaşmaya hazırız ondan sonra arkadaşlar. Karakterim şu an tam istediğim gibi değil. Biraz daha güçlenebilirdim. Eşya olarak büyülü hasar, yani büyülü hasardan beni koruyan bir kalkan istiyorum. Ondan sonra yüzüklerimi takayım. Takacağım yüzük paslı demir yüzük olacak. Denizde dengemi sağlamak için. Onun dışında başka bir yüzük istemiyorum. Büyüsel hasardan koruyan armalı kalkan var. Oscar, rahmetli Oscar'ın kalkanı büyülü hasardan 80 koruyor. Hızlı bir şekilde oraya yardırmam gerekecek. Çok hızlı bir şekilde. Evet, boss'umuz burada. Tamam, şurada arkadaşlar suyun dibi var. Biraz daha ilerlerseniz ölürsünüz. Artık fiziksel olarak saldırmaya başlayacak boss. Ondan sonra siz de saldırın arkadaşlar. İki kılıç, iki elle tutmanızı tavsiye ederim silahınızı. Damage yedik, sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Bir kafasını kestiğim zaman tamamdır. Vur abi. Tamam, bir kafasını kestik. O sırada bir tane Estus içeceğim. Kafalar gelmeye devam edecek. Hydra'nın 7 tane kafası var yanlış hatırlamıyorsam. Bir kere vurabildik sanırım. Kafalar halen daha gelmeye devam edecek. Aman düşmeyelim bak. Yanlışlıkla düşüyordum. Su attı, evet. Çok uzaklaşmayın, su atmaya başlıyor. Diğer kafaların gelmesini bekleyeceğim. Kes abi. Bir kafayı daha hallettim, bir kafayı daha hallettim. Yani güçlü bir boss olarak gözüküyor ama yakınlaşınca o kadar da bir karın ağrısı değil yani. Bir kafa da şurada var. Bir kafayı daha kestim. Su atabilir, su atabilir. Aman bak yine düşüyordum abi, düşeceğim ya. Suyu göremiyorum, çok parlak. Vuramadım, lanet olsun. Kaç kafa kaldı? 3-4 tane daha var. Bir kafayı daha hallettim arkadaşlar. 3 kafası daha kaldı. Saldırmaya devam ediyorlar.
Bir sonraki turu bekleyeceğim saldırmak için. Yine kafalar gelecek büyük ihtimalle. Bir kafayı daha hallettim. Buyursunlar efendim. Fazla ilerlemeyelim. Kendimi Ali İhsan Varol gibi hissettim. Tamam sus. Son iki kafa. Birisini daha kestim sanırım. Tek bir tane kaldı arkadaşlar. O da burada. Nereye gideceğim bakalım? Hayda, su atma lan. Saldır. Düşüyordum. Abi çok tehlikeli, çok tehlikeli. Çok aptalca bir yere saplanıyor ya. Hadi salak. Bekle dur, sen önüme düşeceksin oğlum benim. Ya göremiyorum da yani, bak neyse, şu nokta ideal. Halen daha vuramıyorum. Hidracım. Göremiyorum abi. Adam suya şey yapıyor. Sen gel oğlum. Tam önüme düştü seni salak. Abi nasıl vuramadım ben ona? Yuu. Ağlayacaksam oynamayayım değil mi? Bu sefer kestim arkadaşlar. Evet, Hidra'nın işini bitirdik. Bütün kafalarını kestik. Ejderha pulu ve Dusk'ın taç yüzüğünü düşürdük arkadaşlar item olarak. İlk olarak yapmamız gereken şeyleri yapalım. Şu bölgeden bir... Abi umarım düşmem. Hiç göremiyorum. Şu ileride bir tane item var. Item'i alalım hızlı bir şekilde. Item'i aldıktan sonra bir olay daha gerçekleşecek ve bölümü bitireceğim. Umarım fazla bir uzun bölüm olmamıştır ve umarım sizi sıkmamışımdır. Sonuçta kanalın en az izlenen serilerinden biri Dark Souls. Ama ben keyifle çekiyorum. Şimdi sizden yapmanızı istediğim şey arkadaşlar, isterseniz Bonfire'a gidin, isterseniz de oyundan çıkın ve bir daha girin. Oyundan çıkıp bir daha girdiğiniz zaman bir şey çıkacak. Loki'ye tekrardan giriyorum. Evet. Şelalenin oradan ilerleyin arkadaşlar. İlerlemeye devam edin su kenarından. Birazdan bir şeyle karşılaşacağız. Yani dikkatli olun, suyun tam ortasından gitmeyin. Boğulma tehlikeniz var. Oyundan çıkıp girdiğiniz zaman arkadaşlar çok az kaldı. Şurada bir tane golem göreceksiniz. Altın bir golem var arkadaşlar. Bizi görünce zaten direkt bize doğru gelmeye başlayacak. Bu golem yanlış hatırlamıyorsam DLC ile gelmiş olan bir golem. Prepare to Die Edition ile gelmiş olan bir golem. Bize doğru geliyor. Diğer golemlerden biraz daha güçlü. Ama kesinlikle o kadar güçlü değil. Gelsin abi. Bunu da keseriz. Vurabildiğinizi vurun. Hayda hocam. Bunu da halledersem tamamdır. Tamam, sen öyle salak salak hareketler yapmaya devam et. Ben de seni keseyim. Hayda. Kes lan şunu. Ölüyorduk arkadaşlar. Golemi kestiğimiz an arkadaşlar golemin içinden bir tane hanımefendi düşüyor. Oldukça saygılı sevgili duran bir ablamız düşüyor. Bu ablamızın bir hikayesi var. DLC ile gelen bir hikaye var. Ben bu hikayeyi tamamen bu bölümde sizlere vermeyeceğim. İlk olarak bu ablamızla konuşalım. Eğer DLC'nin bazı kısımlarını yaparsanız bu ablamızla olan diyalogumuz değişiyor. Yani Dark Souls'un da olayı bu. Yani oyunda çeşitli farklı şeyler yapınca NPC'lerle olan diyaloglarınız değişiyor arkadaşlar. İlk olarak bir konuşalım. Demek beni kurtaran sizsiniz. Çok zarifçe, çok minnettarım. Ben Olasil'den Dusk. Senin zamanının bir çağ evvelinden geldim. Burada uzun zaman kalamayacağım. O yüzden kaybolmadan önce size bir şey sormama müsaade edin. Evim Olasil, kadın büyülerin diyarıdır. Umudum sizin de rızanız olursa bu derin bilgileri size aktarabilmektir. Bunun size bir yardımı dokunur muydu? Evet abi, yardım etsin bize. İçten teşekkürlerimle kelimelerin kifayetsiz kalacağı kadar memnun oldum. Öyleyse işaretimi bırakmalıyım diyor ve suratımıza işiyor. Hayır. Eğer ihtiyaç duyarsanız beni işaretimden çağırabilirsiniz.
Görünüşe göre zamanım doldu. Yüce Alevler rehberiniz olsun. Diyor ve Darth adlı hanımefendi gidiyor. Olay bu mu? Olay sadece bu mu? Değil arkadaşlar. İlk olarak bilmeniz gereken şey Olasil'in hikayesi. Olasil'in hikayesi arkadaşlar şudur. Olasil'in insanları, Olasil eski bir şehir. Yani şu an günümüzde halen daha varlığını koruyor. Lakin oraya gitmeye kimse cesaret edemiyor. Zamanında büyücülerin toplanmış olduğu bir şehir. Bu büyücüler birisinin rehberliğiyle karanlık işlere karışıyorlar. Karanlık olaylara karışıyorlar. Bu karanlık olaylar sonucunda da şimdilik sadece şunu söyleyebilirim ki Olasil mahvoluyor, darmadağın oluyor. Bütün insanlar mutasyona uğruyor, bütün insanlar değişiyor. Ve bu Dusk denilen ablamız da bir çağ ötemizden gelmiş. Ve bakirelerin kaçırıldığı gibi, yani golemler bakireleri nasıl kaçırıyorsa onu da kaçırmışlar. Şu anlık bize bunları söylüyor. Lakin Dusk'ın da, Dusk mıdır, onun da hikayede önemli bir yeri var. Oyunun ilerleyen bölümlerinde size bunu daha detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Şurada Dusk'ın işaretini bulabilirsiniz arkadaşlar. Çağırma işaretine dokununca sizlere güzel büyüler, güzel şeyler öğretebilir. Ben bir çağırayım ilk olarak. Ondan sonra da bölümü artık yavaştan bitireyim. Yani bir bölümde yine iki tane boss kestik. Bundan sonraki bölümde bayağı zorlanacağız, onu da söyleyebilirim. Dusk ablamız geldi. Ben Olasil'den Dusk. Sizi tekrardan görmek bir onur. Sizin isteklerinizi yerine getireceğim. Hareketi öğren diyorum. İyice eğil özelliğini öğreniyorum. Yani hareketini öğreniyorum. Eşya satın al deyince vücudumuzu saklamamıza yarayan, işte eşyalarımızı tamir edebilen, işte çevredeki eşyaların kılığına girmemizi sağlayan, silahımızı saklamamıza sağlayan büyüler var. Onun dışında yani büyücüler için hitap eden bir şey olduğunu söyleyebilirim. NPC olduğunu söyleyebilirim. Daha da denilecek bir şeyim yok. Dusk tekrardan gitsin. Bu bölüm burada biter arkadaşlar. Bölümü izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Oldukça eğlenceli, oldukça aksiyonlu, oldukça sinekli bir bölümdü. Daha da deneyecek bir şey bulamıyorum. Bir sonraki bölüm çok lanet olası bir yere gireceğiz. Orada bayağı öleceğiz. Daha da deneyecek bir şey yok. Yani Dark Souls artık haftada iki kez kanalda çıkıyor. Yani bir sene sürmez ya herhalde. Bir kaç bölüm sürer? Bir 50 bölüm, 40 bölüm falan sürebilir herhalde Dark Souls. Neyse, muhabbeti burada kesiyorum arkadaşlar. Adam Asmacı'yı doğru bilen bir arkadaşımız olmuş. Ona da ben mesaj atacağım. Şu an adını hatırlayamadım. Lütfen kusura bakma. Ona da mesaj atacağım arkadaşlar. Anahtarını vereceğim. Ve yeni Adam Asmacı'yı da şu an ekranlarda görebilirsiniz. Daha da deneyecek bir şey yok. Artık Dark Souls'un bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Bu seriye ve kanala destek olmak için bölümü beğenebilir ve yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiyelerinizi de bekliyorum. Daha da tekrardan deneyecek bir şey yok. Hep bu kelimeyi söylüyorum. Evet, lanet olsun. Kendinize iyi bakın. Dark Souls'un bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.